Günaydın arkadaşlar. Ayşe'nin mutfağına hoş geldiniz. 500 gram fasulye. Ne yapacağız demedim, söylemedim. Fasulye kızartması yapacağız. Gördüğünüz gibi sıvı yağım var. Burada fasulye baharatı var, tuz var, karabiber var, yumurta var, mısır unu var. Fasulyem de 500 gram. Başlamadan önce bunu güzelce temizliyoruz. Böyle uzun bırakıyoruz arkadaşlar. Çünkü uzun kızartacağız. Evet canlarım, 10-15 dakikada sirkeli suya bıraktım. Evet arkadaşlar, kaynama bitti. 15-20 dakika sonra bu hale aldı ve şimdi süzeceğiz. Süzdüm ve bunları bir mutfak beziyle, mutfak şeyle kurulayacağız tabii ki, fazla çatırdamasın diye. Evet, bu aşamayı da böyle bitiriyoruz arkadaşlar. Videomuz uzun sürmesin. Kuruluyoruz. Gördüğünüz gibi suyunu çekti. Kızartmaya, paniyet yapmaya geçiyoruz. 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Kırdıktan sonra güzelce çırpıyoruz. Üzerine birazcık tuz atıyoruz. Burada 2 tatlı kaşığı tuzum var. Oradan birazını buraya atıyorum ve güzelce çırpıyoruz. Çırptığımız yumurtayı buraya alıyorum arkadaşlar. Buraya döküyorum. Çünkü fasulyelerimiz uzun olduğu için o yüzden bu kabı tercih ettim. Ve bütün fasulyeleri bunun içine bölüyoruz. Önce yumurtaya, sonra galeta unu değil mısır ununa. Mısır unu yapıyorum ben. Sırayla. Aldığı kadar. Arkasına mısır unumuzu da bir kaba alıyoruz. Ve oraya da biraz tuz ilave ediyoruz. Biraz derken biraz tabii ki fazla. Tuzumuzu ilave ediyoruz arkadaşlar. Buna geyik otu diyorlar arkadaşlar. Bolca geyik otu atıyorum. Çünkü bu çok güzel bir lezzet verecektir. Yani bunu da sos yapacağım sonra kendime. Sosun içine karıştıracağım. Karabiber. Ve güzelce bunu elimize karıştırıyoruz canlarım. İnanın acayip lezzetli olacak. Kızgın yağda kızartacağız bunları. Tuzuna bakabilirsiniz. Evet. Yağ, sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Tabii ki ne kadar kullandığımı aşağıda belirteceğim. Şimdilik yarım bardak şey yaptım. Sonra herhalde çekerse biraz daha, birden ziyan etmek istemiyorum. Evet. Kızmasını bekleyeceğiz. Evet, yumurtadan aldıktan sonra da galeta ununu, yani mısır ununa bölüyoruz arkadaşlar. Farklı da yapabilirsiniz. Ama inanın çok lezzetli oluyor. Yani yumurtaları alıyorum direktmen. Uzun tabaklar kullanın. Daha kolay olur. İşinizi zorlaştırmayın. İşinizi zorlaştırırsanız zevk vermez. Yani vereceğim miktarlara da uyarsanız herhalde tam gelecek diye düşünüyorum. Evet. Yağımız da kızmak üzere. Kızgın yağa tekrar atıyoruz. Uzun sürmesin videomuz canlarım. Ve
Görüşürüz. Evet, yağımız kızdı. Kızartmamız hazır. Yavaşça, yavaşça arkadaşlar. Tavamıza diziyoruz. Aynı hamsi balığı kızartır gibi. Tabii ki. Dikkat ediyoruz. Kendimizi yakmayalım. Yağımız güzel kızmış. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş çeviriyoruz. Bunları sonra koyduğum için biraz geç çevireceğim. Bunları çevirdim ve devam ediyoruz. Evet, kızartmaya devam ediyoruz. Çevirme işleminde böyle yapıyoruz. Göstereyim dedim. Yani kolay. Yalnız bu tava benim yağsız pişiren tava olduğu için fazla yakmıyor, kızartmıyor. Yani kızartıyor da hani yanmıyor. Zaten rengini ben de böyle açık istediğim için bu tavayı kullandım. Çok güzel oluyor. Çok lezzetli. Evet, biraz daha, yarım bardak daha yağ ilave ettim. O yüzden size bunu anlatmak istedim. Evet arkadaşlar. Yani demek isteyeceğim, bunlar yani çok basit. Haşladıktan sonra görüntü de bu. Mutlaka çocuklarınızın eline verin. İnanın yemeğin çocuk bile bunu böylece yer. İnanın yer. Deneyin isterseniz. Arkadaşlar, sonuncu fasulyemizi de kızarttık ve servise hazırız. Bunları da çıkarıyorum. Şimdi tek tek de çıkarmanıza gerek yok. Bastırmayın yalnız. Yağsını böyle aldırın. İnanın acayip lezzetli oluyor. Baharatlar da yanmadı. Vitaminli. Çok güzel. Hadi bakalım. Bekleyin. Servise geçelim. Yumurtayı da tavaya koyuyoruz ve son kalan yağı boşalttım. Dibinde kalan şeyle yumurtamızı pişiriyoruz. Atmıyoruz. Üzerine sonra servisler gerekecek. Evet, yumurtamız da hazır. Yapışmadı. Yapışmayan tava olduğu için, yani yapışmadı. Görüyorsunuz. Bunu böylece çıkaracağız. Servise geçelim. Servise geçmeden önce aynı tavamızı kullanıyoruz. Kendi hazırladığım fesleğenli şey vardı. Reyhanlı. Bazilikum diyoruz biz buna. Bazilikumlu. Kendi yaptım. Bunu da atıyorum tavamıza. Isıtacağız sadece. Kalan baharatları da içine atıyorum. Su falan da koymuyoruz. Üzerine dökeceğiz. Arzeden şey yapmaz. Arzeden döker. Evet. Tuzumuzu da ilave ediyorum. Kalan baharatlarımı da ilave ediyorum. Geyik otu mutlaka kullanın. Göreceksiniz. Şu ayrı bir lezzet katıyor. Ayrı bir aroma. Yani mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Arzeden sarımsak da koyabilir. Ben sarımsak atmayacağım. Yoğurtlu sarımsakla da yiyebilirsiniz üzerine. Yani. Evet, servis için şimdi her şey hazır. Geçiyoruz servisimize. Arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer kanalımda da yeniysen lütfen abone olmayı unutma. Ve bir beğeni atarsan çok mutlu olurum. Abonelik bedava. Hiç şey yapmayın. Bildirim zilini de açarsanız bundan sonra benim yaptığım hiçbir şeyi kaçırmazsınız arkadaşlar. Evet, çocuklarınız mutlaka bunu çok sevecektir. Yani inanın, yani çok şahane oldu. Çok lezzetli oldu. Hani mutlaka deneyin. Üzerine de arzu ederseniz dökebilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Servisimiz paket hazır.
canlarım. Yeter bu kadar. Evet. Reyhanımız da hazır. Böyle servis yapabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.